Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi nitelik kodu ve özel koşul arasındaki farkı konuşacağız. Hocam burada dört 5 tane kod sıralanmış. Hani ben hangisini taşıyorum, hangisini taşımıyorum bilmiyorum. Bu iki tanesini taşıyorum ama bir tanesini taşımıyorum olur mu? Başvurum kabul edilir mi? Bunu konuşacağız. Şimdi tercihlerde en çok yanlışlık yapılan konu bu konu arkadaşlar. Tercih hakkı boşa giden birçok arkadaşımız var. Siz o onu boşa vermek yerine doğru bir şekilde tercih edip tercihlerinizi doldurabilirsiniz. Sen oraya tercih vermişsin ama ölü tercihtir bu. Çünkü sen oradaki bir kodu taşımıyorsun. O yüzden arkadaşlar bu diyeceklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin. Bu nitelik kodlarını tamamen taşımanıza gerek yok. Nasıl yok? Şimdi arkadaşlar ben bunu lisans tablosu üzerinden anlatacağım ama bu gene söylüyorum. Lisans, ön lisans ve orta öğretimci olan tüm arkadaşlarım için geçerli. Şimdi burada nitelik demiş. Nitelik 1. Sadece bir tane nitelik kodu yazmış. Bakın görüyorsunuz sadece bir tane nitelik kodu yazmış. Ben arkadaşlar bu kadroya bakıyorum. Nitelik kodu demiş ki 4685. Şu bölümden mezun olmak. O bölümden mezun muyum? Evet mezunum, başvurabilirim. Mezun değilsem başvuramam. Bu kadar basit. Ama hocam şöyle iki tane yazan var, üç tane yazan var, 4 5 tane yazan var. Bunu neye göre konuşacağız? Bu neye göre olacak? Bunu konuşalım. Öncelikle arkadaşlar Burada nitelik kodlarını görüyorsunuz. Mesela bu nitelik kodu 4000'le başlıyor. 4000'le başlıyorsa eğer bu lisans mezuniyeti ile alakalı. 3000'le başlıyorsa ön lisans mezuniyeti ile alakalı. 2000'le başlıyorsa bu da orta öğretim mezuniyeti ile alakalı olacak. Şu an bu lisans tablosu olduğu için nitelik kodları zaten 4000'le başlıyor. Burada sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 4000'le hani bu lisans tablosu ya. 4000'le başlayanların tamamı e, üniversite mezuniyetleri ile alakalı. Mesela şurada bir tane bölüm için mesela hangi bölümmüş? Demiş ki Afyon Kocatepe Üniversitesi memur alacakmış arkadaşlar. 4, 3 tane buraya nitelik kodu yazmış. Hepsi 4000 ile başlıyor? Evet. O zaman kesinlikle bu üniversite bölümleriyle alakalı. Burada herhangi bir özel koşuluk ya da özel nitelik yok arkadaşlar. Kesinlikle üniversite mezuniyetleriyle alakalı. Burada diyordur ki mesela sallıyorum arkadaşlar. Burada diyor ki sosyal güvenlik bölümünden mezun olmak. Burada diyor ki ebelik bölümünden mezun olmak. Burada da diyor ki hemşirelik bölümünden mezun olmak. Siz eğer ki bunlardan herhangi birini tanı taşıyorsanız mesela burada diyor ya sosyal güvenlik mezunu, ebe mezunu, hemşire mezunu. Ben hemşire mezunuyum ama şu ikisinden mezun değilim. Başvurabilir miyim? Başvurabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Hocam ben ebe mezunuyum ama bu ikisini taşımıyorum. Başvurabilir miyim? Başvurabilirsiniz. Peki geldim buraya. Burada iki tane nitelik kodu vermiş. Bir tanesi hocam 4000'le başlıyor. Bu bir bölümle alakalı. Bir tanesi de 6000'le başlıyor. Bu da bir özellikle alakalı. Burada nasıl olacak? Ben arkadaşlar nitelik tablosundan baktım 4431 şu bölümden şu lisans bölümünden mezun olmak diyor. Evet hocam ben o lisans bölümünden mezunum başvurabilir miyim? Başvurabilirsin ama eğer ki şunu taşıyorsan. Taşımıyorsam ne olur? Taşımıyorsam başvuramazsınız. Çünkü bu sizden istenen özel bir koşuldur. Özel koşul nedir? Hemen onu da göstereyim size. Demin gösterdiğim tabloyu indirdiğiniz yerden arkadaşlar özel koşullar başlıklı bir tane tablo var. Onu da indirip buna bakabilirsiniz. Şimdi dedik ki 2000'ler orta örtüm, 3000'ler ön lisans, 4000'ler e, lisans mezuniyetini taşıyan kodlar. Peki 1000'li, 5000'li, 6000'li, 7000'li nitelik kodları ne demek oluyor? Bunlar da özel koşul oluyor arkadaşlar. Nasıl özel koşul? Mesela bir tane bölüm yazmıştır. Sonra hemen yanına arkadaşlar bu kodu vermiştir. Bu kodda diyor ki cinsiyeti erkek olmak. Yani arkadaşlar neyi anlayacağız? Sen şu bölümden mezunsun evet ama erke, erkek erkek değilsen o zaman bu bölüme başvuru yapamazsın diyor. Diyelim ki size orada 4001 nitelik kodunu vermiş. Her lisans mezuniyeti başvurabilir demiş. Ama hemen arkasına arkadaşlar yapıştırmış 6504'ü. Burada ne diyor? A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak diyor. Ben arkadaşlar istediğim kadar geri kalanlarını taşıyayım. Eğer ki bu sürücü belgesine sahip değilsem başvuru yapamam. Niye yapamam? Sizden arkadaşlar siz oraya atandınız diyelim ki. Zaten sizden belge isteneceksen eğer o sürücü belgesini götüremezsen kesinlikle zaten seni almazlar. Ataman iptal edilir. Bu kesinlikle iptal edilir arkadaşlar. Yani belge teslimiyeti dediğimiz bir şey oluyor. Bize tanınan bir süre oluyor. E, bu evraklar önemli. Demek ki eğer ki şunu zaten sizden sürücü belgesi isteniyorsa yani ehliyet isteniyorsa büyük ihtimalle şoförlük kadrosuna başvuruyorsunuzdur zaten. Mutlaka bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Bununla hem fikir miyiz arkadaşlar? Şimdi burada şey var. E, bakın nitelik kodları 7000 ile başlayanlar var. Diyor ki son 5 yıl içinde en az YDS'de D düzeyinde sırfça yeterliliği almış olmak diyor. Bunlar özel koşul arkadaşlar. Özel bakın nitelik kodlarının tamamının taşınması zorunlu değildir. Nitelik kodlarından bir tanesini taşısanız da yeterlidir. Ama özel koşulların tamamını taşım taşıyor olmanız gerekiyor. Şimdi öbür tabloya dönelim. Ne dediğimi birazcık daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim. 4000'le başlıyorsa bu bir lisans ile alakalı. Bunu anladık zaten. Hangi bölüm? Tamam taşıyorum başvurabilirim. Taşımıyorum başvuramam sıkıntı yok. Geldim buraya 4 tane 3 tane 4000 ile başlayan nitelik kodu var. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi e, 2000'liler orta örtüm 3000'liler ön lisans 4000'liler lisans mezuniyeti ile alakalı. Ben arkadaşlar bunlardan bir tanesini de taşıyorsam yani lisanssam mesela 4000 ile başlayanlardan bir tanesini taşıyorsam başvurabilirim. Neydi bu sosyal güvenlik mesela sosyal güvenlik bölümünden mezunsam başvurabilirim. Ebe bölümünden mezun değilim hemşire bölümünden mezun değilim başvurabilirim miyim başvurabilirsiniz sıkıntı yok. Şimdi geldim buraya. Burada arkadaşlar 4431 diyor. Atıyorum burada diyor ki ebe ebe bölümünden mezun olmak diyor. Ben ebe bölümünden mezunum. Başvurabiliyor muyum? Evet. Ama buradan benden ekstra bir belge isteniyor. Ne belgesi diyelim ki? Sallıyorum arkadaşlar. Şey olsun. E, en az 2 yıl görev yapmış olmak diyor. Ben peki 2 yıl görev yapmış mıyım? Yapmamışım. Bunun için benden bir belge istenecek mi? Kesinlikle istenecek. Ben bu belgeyi teslim edemediğimde atama iptal edilecek mi? Edilecek. Benim tercih hakkım zaten boşa gitmiş olacak mı? Olacak. O yüzden arkadaşlar kesinlikle nitelik kodları önemli. Dediğim gibi bakın bu nitelik kodu. Yani üniversite kodları. Üniversite kodlarından bir tanesini taşımanız yeterli. Ama 6000, 1000, 7000, 5000 e bunlar özel koşul. Özel koşulların tamamının taşınması zorunludur. Mesela şurada da hemen göstereyim arkadaşlar daha iyi anlayabilmeniz için. Burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane üniversiteden mezuniyet bölüm bak 6 tane bölümden mezuniyetlik istenmiş bir tanesinden bile mezunsanız başvurabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Ama burada arkadaşlar bir tane de özel koşul yapıştırmış. Bu özel koşula sahip değilseniz başvuru yapamıyorsunuz kesinlikle. Mesela tekrar göstereyim. Ee, özel koşulu biraz fazla olanlar olursa eğer anlatmak istediğimi daha iyi anlatabilirim. Bakın burada arkadaşlar 4000 ile başlayan bir kod var. O zaman bu kesin lisans bölümüyle alakalı diyoruz. Taşıyorsam başvurabilirim. Tamam taşıyorum. Geldim bu koda. Bu kodu taşımıyorsam arkadaşlar kesinlikle başvuru yapamıyorum zaten. Ya da mesela şurada iki tane e, 4000'le başlayan kod var. 4421, 4431. Ben bundan mezunum ama bundan mezun değilim. Başvurabilir miyim? Başvurabilirsin, sıkıntı yok. Bundan mezunum ama bundan değilim. Başvurabilir miyim? Kesinlikle başvurabilirsin, sıkıntı yok. Birazcık da özelliklerin çok olduğu bir tablo. Ha, bu arkadaşlar. Diyelim ki burada diyor ki 4639. Ebe bölümünden mezun olmak diyelim ki dedi. Ben ebe bölümünden mezun muyum? Evet. 7300 mesela burada demiş ki 2 yıl görev yapmış olmak. 2 Gö yıl görev yapmış mıyım? Evet sıkıntı yok. başvurabilir miyim Başvurabiliyorum. Ama burada bir kod daha var. Bunu da taşımam gerekiyor. Burada da diyor ki e, işte şu hastanede çalışmış olmak diyelim ki diyor. E, ben arkadaşlar o hastanede çalışmamışım. Ama bu ikisini taşıyorum. Başvurabilir miyim? Başvuramazsın. Bakın e, binli, altı binli, yedi binli, 5000'li, 8000'li kodların taşınması zorunludur. Tamamının olması gerekiyor. Bu sayılarla başlayan herhangi bir kod daha varsa burada onu da taşımam gerekiyor, onu da taşımam gerekiyor. Ama arkadaşlar 2000, 3000 ve 4000 sadece bir tanesini taşısanız yeterli. Ama geri kalanını arkadaşlar mutlaka taşımanız gerekiyor. Nitelik kodları çok önemli. Ee, özel koşullar ondan daha da önemli. Bakın burada 4492 ben arkadaşlar 4492'yi taşıyorum. Sıkıntı yok başvurabilirim. Bunu taşıyorum sıkıntı yok başvurabilirim. Ama bunu taşımıyorum başvuramazsın. İstediğin kadar bunları taşı. Yani özel koşullar niteli koşullarından daha önemli arkadaşlar. İnşallah e, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.